Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. Temmuz 2021 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili koçlar, enerjinizin oldukça yüksek, cesaretinizin ve motivasyonunuzun güçlü olduğu bir Temmuz ayına başlıyoruz. Ayın büyük bölümünde gezegeniniz Mars Aslan burcunda olacak. Yengeç burcunda bir yeni ayımız var. Kova burcunda dolunay meydana geliyor. Merkür bu ay çok hızlı, bu günlük hayatımızı da hızlandıracak tabii ki ve Jüpiter bu ay Balık burcundaki kısa seyahatini tamamlayıp tekrar Kova burcuna dönecek. Evet, kısa kısa konu başlıklarımız bunlar. Şimdi biraz detaylara bakalım. Gezegeniniz Mars 29 Temmuz'a kadar Aslan burcunda ve Venüs de ayın büyük bölümünde yine Aslan burcunda ona eşlik edecek. Özellikle ayın ilk haftası içerisinde Venüs'ün Mars'ın birlikte ilerlediğini görüyoruz ve 5. ev konularınızdaki enerjileri de arttırıyor. Bunlar ne demek? Hayata daha iyimser, daha cesur bakıyorsunuz. Biraz böyle keyif almak istiyorsunuz. Eğlenceli konular, romantik konular, tutkular, aşk hayatınız, kişisel girişimler, yaratıcı faaliyetler öne çıkabilir. Ve Mars'ın, Venüs'ün buradaki hareketi kuşkusuz sizi toplumsal hayatta da biraz daha dikkat çekici hale getirebilir. Ancak çok özgüvenli ve çok cesur olabilirsiniz. Bazı riskler de alabilirsiniz. Yani bunlar aşk ve cinsellik konularında olabilir. Parasal kazançlarla ilgili olabilir. Bunları biraz dengelemek gerekiyor. Ayın ilk haftası içerisinde Mars'ın ve Venüs'ün yine sabitlerde harekette olan Uranüs ve Satürn'e zıt açıları da var. Bunlar bazı gerilimler yaratabilir ya da aşırı tutkulu, aşırı hırslı, aşırı inatçı tutumlarla gerektiğinden fazla mantıksız riskler de aldırabilir size. Özellikle para konularına dikkat edelim. Yine aşk hayatında tutkulara biraz dikkat edelim bu dönemde. Ama çok eğlenceli, çok keyifli ortamlarda da bulunabileceğinizi, gerçekten yaşamın tadını çıkarabileceğinizi söyleyebilirim. Ayın büyük bölümü bu anlamda sizi destekliyor. Özgüveniniz de yüksek. O yüzden bireysel anlamda inisiyatif alabileceğiniz, kendinizi gösterebileceğiniz koşullar çok daha lehinize ilerleyebilir. Evet, 10 Temmuz'da Yengeç Burcu'nun 18 derecesinde yeni ayımız doğuyor. Her yeni ay yeni olasılıkları gündemimize taşır. Öncü bir burç sizin gibi. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakalım. Yükselen burcunuz ve güneş burcunuz 18 derece ve yakınlarındaysa bireysel olarak çok daha güçlü etkiler alacağınızı söyleyebilirim. Bu yeni ay özellikle ayın 10'uyla 25'i arasındaki 2 haftalık süreç içerisinde ilginizi, odağınızı özel hayatınıza, ev yuva temalarına odaklarken buralarda bazı yenilenmeler de olabilir. Biraz hareketlilik var yakın çevrenizde. Yani evde toplanmalar var, aileyle ilgileniyorsunuz. Aile olma, yuva kurma gibi temalar olabilir veya evlisiniz, çocuk sahibi olmayla ilgili konular var, çocuklarınızla ilgili konular var. Anneniz, babanız, ebeveynlerle daha fazla bir arada olabileceğiniz bir dönem. Tabii ki birçok koç için bu dönem yerleşim alanlarında da yenilikler getirebilir. Yani yeni bir ev alınabilir, kiralanabilir, yer değişimleri, taşınmalar, evinizde yapabileceğiniz bazı yenilikler, evde yine aileyle birlikte daha fazla bir arada olma fırsatları, tüm bunları bu yeni ayda bekleyebiliriz. Özellikle dişi enerjinin daha güçlü olduğu bir yeni ay, anne temaları, ailedeki kadın figürler ve özellikle kadınlardan alabileceğiniz destekler anlamında da olasılıkları arttırıyor. Güzel bir yeni ay, keyifli bir yeni ay, yuva kurmak için de çok güzel destekler olduğunu söyleyebilirim sevgili koçlar. Evet, yeni ay ile beraber ay oldukça hızlı bir ay. Neden? Çünkü Merkür bu ay çok hızlı. 3 burcu değiştirecek bir ay içerisinde. Ayın ilk 11 gününde İkizler Burcu'nda, 11'inden sonra Yengeç Burcu'na geçiyor. Ondan sonra ayın 27'sinde Aslan Burcu'na geçiyor. Haziran ayı biliyorsunuz Merkür Retrosu vardı. İşte biraz hayatımız daha günlük hayatımız yavaşlamıştı. Bazı karışıklıklar gerçekten bizi etkiledi iş hayatımızda veya zihinsel faaliyetlerde. Temmuz ayı böyle değil. Temmuz ayı çok hızlı. Düşüncelerimizi, planlarımızı hayata çok rahat geçirebiliyoruz. Hızlı hareket ediyoruz. Ayın ilk yarısında iletişim trafiği çok artıyor. Bunlar eğitimle ilgili olabilir. Bir şeyleri öğreniyorsunuz, araştırıyorsunuz, konuşuyorsunuz. Randevular var, kısa seyahatler var. Ayın ikinci, özellikle 10'uyla 25'i arasındaki olan dönemde özellikle özel hayatınız, işte ev, aile konularında bazı faaliyetler öne çıkıyor. Ayın son haftasındaysa
dış dünyadaki etkileşimleriniz yine çok güçleniyor sevgili koçlar. 24 Temmuz'da Kova burcunda bir dolunay var. Bu dolunay 5-11 aksınızı öne çıkarırken sosyal hayatınız, arkadaşlarınız, yine aşk hayatınızla ilgili önemli farkındalıklar getirebilir. Kova toplumsal konularla ilgilidir. Aslında siz biraz daha belki gruplar içerisinde, ekip çalışmasında veya toplumsal bir faaliyet içerisinde de dikkat çekebilirsiniz ya da buralardaki hassasiyetler artabilir. Bir proje için çalışıyorsanız işinizle ilgili burada bazı hedeflerinize ulaşmanız mümkün. Ama tabii ki kendi içerisinde bazı stresler de taşıyor bu dolunay. Dolayısıyla bazı kısıtlamalar, engeller de söz konusu olabilir ama bunun vereceği farkındalıkla belki hedeflerinizde ilerlerken yol değiştireceksiniz. Belki başka olasılıklar gündeminize gelecek. Kova özellikle iletişim, teknoloji, internet, sosyal medya gibi alanlarda da çok dikkat çekici konuları işaret eder. Elektrik ve elektronikle ilgili her türlü meslek yine Kova dolunayında çok gündemde olabilir. Eğer işiniz bu sektörlerle ilgili ise belirgin bazı etkiler olabilir. Evet, kişisel doğum haritalarımıza tabii ki lütfen bakalım. Aslında çok etki alan burçlardan biri değilsiniz siz. Çünkü sabit bir burçlu olacak bu dolunay. 1 derece ve yakınlarında sabit burçlarda gezegenleriniz varsa, bunlar Kova, Aslan, Boğa ya da Akrep olabilir. O zaman bireysel etkileriniz öne çıkabilir. Ama yoksa çok da fazla etki almayabilirsiniz. Evet, 28 Temmuz itibariyle Jüpiter Balık burcundaki kısa hareketini sona erdirecek ve Kova burcuna tekrar dönecek. 18 Ekim'e kadar Kova burcunda gerileyecek Jüpiter. 18 Ekim'den itibaren ise 29 Aralık'a kadar Kova burcunda olacak. Bu dönemde özellikle bu ay içerisinde Mayıs ayında ve Nisan ayındaki hareketlerini şöyle tekrar bir hatırlatabilir size. Jüpiter Kova burcunda 11. ev konularınızdaki kısmetini, şansını, kısmeti arttırırken tabii ki geleceğe dair hedeflerinizi de büyütüyor, vizyonunuzu genişletiyor. Sosyal hayatınızı biraz arttırıyor, arkadaş çevrenizi genişletebilir. Yeni tekliflerle karşılaşabilirsiniz. Teknolojik alanlarda çalışmalardan fayda sağlayabilirsiniz. Ve arkadaşlardan ve sosyal çevrenizden de önemli fırsatlarla bu dönemde karşılaşabilirsiniz. Bunlar artık yıl sonuna kadar gündemimizde olacak, bizi destekleyecek kavramlar olacak sevgili koçlar. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir ay dilerim. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astrolojiyle ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.